İyi akşamlar. Yeni bir Tweet TV'den iyi akşamlar. Bugün çok önemli bir misafirimiz var, Harun Kozacak. Tweet TV. Az daha söylüyordum ha. Top 10 best tweet'den heyecan yaptım. Heyecan ha. Yaptım ya. Harun olunca ben heyecanlanıyorum. Aslında ben hiç heyecanlanmayan birisiydim değil mi? Ama sen de Karadeniz, bir konuşma bozukluğu falan var sende. Karadeniz TV'ye gitmiştik. Şey demiştin ya, Yalçın demiştin. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. İlk geldiğimiz zaman heyecanlanıyoruz. Sen de o heyecanı göremedin demiştin. Evet. Ben niye heyecanlanmamıştım o zaman biliyor musun? Çünkü Karadeniz TV'yi fazla izleyen olmaz diye. Evet, senden başlayalım. Evet, Harun'a hoş geldi diyorum. Sağ olsun, kırmadı bizi. Rica ederiz Olgun. Evet, ilk tweetim geliyor. İstersen sen oku ya da ben okuyayım. Tamam, sen oku. İlk tweetimiz Jack Bass'tan. Öyle biri olsun ki ondan önce ondan sonra kavramlarını hayatımdan silsin. Şey soracağım sana, bu tarz tweetler çok. Abi bu dışarıda el ele gördüğümüz tipler kim? Herkes yalnız. Ben yalnızım mesela. Yalçın yalnız. Seni bilmiyorum. Var mı hayatında biri? Var gibi. Celal var mı? Yok. Sizin de yok. Yani kız duymasın bunu oğlum ya. Herkes yalnız abi. Yani evet, sosyal paylaşım sitelerine bakıyoruz. Herkes yalnız. Hı-hı. Nedir sence bu? Ya genelde bir sanal hayat başladı da. Yani bu sosyal ağlar zaten yalnız olan insanları daha da yalnızlığa itti. Değil mi? Genelde ben bakıyorum, herkesin bazı tipler var, özellikle bütün hayatları orada geçiyor yani. Hani ben mesleğim gereği zaten tweet atmak zorundayım. Hani evet. İşim gereği bilmem ne. Bazen de içimden gelen şeyleri yazıyorum ama bazı tipler var benim de takip ettiğim. Genç arkadaşlar bunlar. Hep hayatları tweet atmakla geçiyor ve ben düşünüyorum hani ne zaman çalışıyorlar, ne zaman mesela kitap okumuyorlar mı, bir şeyle ilgilenmiyorlar mı ve genelde böyle geyik yazıyorlar yani. Hani bu asosyallik değil midir aslında? Tabii tabii. Acaba? Şey evet. Sor, ben de şunu çok merak ediyorum. Cihangir'e gidiyoruz. Bütün kahvelerin önünde 24 saate yakın kahvelerde birileri mutlaka kahve içiyorlar. Ama bütün kafeler öyle çoğun yani. Herkes kahvede mi yaşıyor artık? Yok, yalnız kuzen orası farklı. Bir de şey, ben senin gibi ben de şunu düşünüyorum. İnsanlar çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlarsa yani para nereden geliyor? Yaşam nasıl böyle devam ediyor? Onu çok merak ediyorum. Ama Cihangir'de genelde sanatçı kitlesi oturuyor. Evet. Saat 5 sen de benden dolu. Biliyorsun bizim rutin bir hayatımız yok yani sabah git 8'de 9'da işe akşam 5-6 gibi evine dön. Evet. Yani mesela benim de bugün boş bir günüm sabahtan beri işte sabah televizyon programındaydım ondan sonra çıktım bugün keyif yaptım İstiklal Caddesi şudur budur. Acaba herkes senin gibi mi oradakiler dönüşümlü olarak? Ben sana anlatayım mı orayı? Anlatma istersen tweet sorayım. Tweet. Yine Harun'a soracağım yorum olarak en azından. Aklım fikrim bir sonraki tweet. Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar. Aldatma abi. Aldatan adamı kadın affedecek mi bu kadar net? Affetmeyecek mi? Ya da aldatan kadını adamı affedecek mi? O da var. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bir konu açacağım ama çok uzar bu konu. Erkek bir kere yapı olarak poligamiktir. Yani hayvanlara da baktığımızda genelde hani çok farklı hayvanlar var. İşte kuğular, kumrular filan gibi tek eşli hayvanlar var ama yani erkek zaten doğaya da baktığımız zaman çok eşlidir. Bir yerden sonra genelde erkekler o ihanet denen eyleme girişiyorlar. Ama bu doğalarında var gibi geliyor bana. Önemli olan seks mi yapıyor, aşk mı yapıyor? Seks yapıyorsa sorun değil. Evet, ama aşk yapıyorsa o zaman kötü. Yalçın hiç kız arkadaşını aldattın mı? Sen açık. Bir şey söyleyeceğim. Aldatmayan erkek var mı? Ben aldatırım. Yazıklar olsun sana. Aldatırım. Ben aldatırım. Bunu da söylemekten rahatsız olmuyorum. Aldatırım. Kızların da aldattığına inanıyorum. Peki aldatmak nedir ama? Bir daha. Şey olarak ruhen mi aldatıyorsun? İşte ben demin onu söyledim yani. Seks yapmakla aşk yapmak çok farklı bir şey. Evet. Yani ben bir şey söyleyeyim mi izninizle? Mesela kadınların aldatması bana daha iğrenç geliyor. Mesela ben fiili olarak aldattım mı? Kadın beyinsel aldatıyor abi. O bana daha iyi. Bu konu çok uzar yalnız. Üçüncü tweet okumuşsun lütfen rica etsem. Üçüncü tweetini. İşte aldatmak bir de çok göreceli bir şey. Evet, yani. Şeye göre değişiyor.
ne kadar sıkıntılısınız abi. Ama ben ya. Bu kadar large, sen de bir large, şey söyleyeceğim. Bizim... Bu kadar yalnız onu söyleyeyim. Bu kadar large konuştuğum halde sevgilim beni aldatırsa oyarım yani. İşte hepimiz öyleyiz aslında. Yani hepimiz şey geliyoruz. Large gibi görünüyoruz ama yok. Değiliz. Hiçbirimiz large. Bu konuda değil. Bencil olduğumu açıkça itiraf ediyorum. Evet, ben bir de boğa burcuyum. Asla aldatma. Ben de yengecim. Evet. Aldatma ve aldatmaya geliyoruz. Evet, gerçekten çok özel müstesna bir konuğumuz var. Tweetimiz Paçoz, sevgili Harun okusun. Yok sen oku. Yok lütfen sen oku. Tamam. Başkalarına geldi mi her soruna 50 tane çözüm üretiriz. Olgunluğun dibine vururuz. Konu kendimiz oldu mu panikle kendi kendimizi yer bitiririz. Olgun dedi orada bir olgunluk. Ama bak bu ama çok doğru. Evet, evet. Konuyu bu, dağıtmayalım. Şu ana kadar okuduğun en doğru ve en samimi tweetti. Çünkü orada çok samimi, mertçe bir öz eleştiri var. Gerçekten akıl vermeye gelince hepimiz çok iyi akıl veriyoruz. Ama kendimize gelince hiçbirini uygulamıyoruz. Aynen. Paçoz gerçekten bir fenomen. Paçoz mu ya? Evet. Paçoz. Paçoz hakem etmiyorsan etmeni tavsiye ederim. Etmiyorum. Taci Kalkavan var. Şey var. Cingen Hüseyin var. Ooo Cingen Hüseyin. Arkadaşım. Öyle bir hesap açmış ama. Evet. Takip etmeni isterim. Bu arada Harun'un bayağı takipçisi var ki ben yeniyim dedi Twitter'da. Senin nasıl oldu senin? Nasıl bulabilecekler sizi? Kolcak Harun olarak. Bir Harun Kolcak almış ne yapacaksın? Ya bir de ayıp böyle şeyler ya. Bırakın yani Harun Kolcak alsın kendi hesabını alsın, kendi account'unu alsın. Harun Kolcak yazınca Kolcak Harun da çıkmaya başladı artık yani. Belli bir kapasiteye gelince herhalde çıkıyor. Kuzen var mı tweet? Bugün sizde. Harun Twitter'da rahatsız olduğun herhangi bir şey var mı yani bu senin işleyişinde? Yok yani Twitter'da biraz deneyimli artık bir adamın. Başta rahatsız olduğum tipler vardı, blokladığım filan tipler vardı. Evet. Şimdi hiç es geçiyorum yani. Mesela sorulmadığı halde fikir beyan edenler var. Mesela onlar bana çok gereksiz geliyor ve kale almıyorum ve cevap vermiyorum. Cevapsız kalıyorlar yani. Evet. Evet. Kapatalım mı? Harun Bey bugün siz kapatın isterseniz. Her gün biz kapatıyoruz. İlk defa bilmiyorum nasıl açıldığını da bilmiyorum. Nasıl kapandı da bilmiyorum. Bu istediğin ne söylemek istiyorsun? Neydi? Tweet TV mi? Tweet TV. Ne? Tweet TV. Tweet TV. Ben? Bu benim Tweet TV'deki ilk kaydım. Ben ne olursa olsun sizi çok seviyorum. Bir de bana benim dedim. Bir sloganım var. Evet. Yadırgayabilirsiniz birbirinizi ama yargılamayın ne olur. Özellikle Twitter'da çok yapılıyor bu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Büyük beyinler, küçük beyinler her zaman etkilermiş. Genelde çok rahat konuşuyorum ama Harun Bey var diye bugün şey yaptım biraz bocaladım. Bir saniye bu Cemil İpekçi'nin sözü değil miydi? Hangisi? Son söyledi. O söz anonimdir ya. Uluslararası dünya çapında. Anonim vardı. Mi? Anonim. Anonim. Valla son dakikada illaki şeyi koydun yine yani. Bizim bu nereye kadar ama? Bizim. Kapatayım mı?